Yayınıma hoş geldiniz. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov'un görevden alındığını açıkladı. Kimdi Oleksiy Reznikov? Oleksiy Reznikov, savaşın ilk günlerinden itibaren Ukrayna'da Zelenski'nin A takımındaydı. Özellikle Batı yanlısı yönü ve Rusya'ya kafa tutan ve bazen de magazin dergilerine kadar düşecek giyim ve kuşamıyla konuşuldu Reznikov. Asıl Reznikov'u bitiren durum ise Kiev'de ve en zorlu şartlarda moralli kalmayı becermek ve bu konuda açıklamalar yaparak gündemde olan Reznikov'u yıkan ise özellikle orduya alınacak kışlık ceket, yani kışlık üniforma yerine yazlık üniforma alması. Devleti milyonlarca dolar zarara uğrattığı söylenen Reznikov'un orduyu kış günlerinde yazlık montlarla telef ettiği ve büyük bir şekilde orduyu ve askerleri zora soktuğu eleştirileri kendisine sıkça iletildi. Görevden daha hızlı alınmalıydı ama Ukrayna savaştaydı. Bu durumu daha kontrolü yapmak istediler. Ve Reznikov'un korktuğu başına geldi. Hatırlarsanız Leopard tanklarıyla Moskova'ya bunlarla girmek çok güzel olacak diyerek, dediğim gibi birçok manşetlere sebep olan açıklamalar yapıp Rusları çıldırtmayı seven Reznikov, Ukrayna Devlet Başkanı tarafından görevden alındı. İngiltere'ye büyükelçi atanacağı söylendi. Reznikov basın toplantısı düzenlemiş, kendisini savunmuştu. Montları yan yana göstermiş, işte benim aldığım montlar bundandı. Şunlar da çok pahalıydı dercesine burada kendisini savunmaya kalkmıştı. Reznikov'un en son konuşması F-16'larla ilgili. 2024'te F-16'larla saldırıyı yapmaya başlayacağız diyordu Reznikov. Şimdi ise yerine Ukrayna Savunma Bakanlığı'na verilen emir ve Zelenski'nin de açıklamasıyla Kırım Tatar kökenli Rüstem Umerov'un getirildiği söylendi. Bu atama ile Kiev'in Ankara ilişkilerini daha sıcak tutmak istemesinin yanı sıra Türkiye'yi artık tarafına çekmeye çalışan bir adım atma yönündeki adım olduğu söylense de aslında burada güvenilirlik ön planda. Türkiye ile ilişkileri daha da etkileyebilir tabii ki ve özellikle Türk dünyası ile ilişkilerini etkileyebilir ama şu bir gerçek ki artık Ukrayna'da, evet Ukrayna'da güvenilirlik çok önemli. Çünkü askeri alımlarda, askeri alım şubelerinin başkanlarının bile askeri almada çürük raporu vermek için rüşvet aldıkları ortaya çıkmıştı. Lüks yaşama tutkusuyla bilinen Reznikov'un giyimi, dedim ya kuşumu, giyimi, kuşamı çok konuşuluyordu. Ama şu bir gerçek ki savaştı bu ve savaşta verilen zarar, ordunun en önemli ihtiyacı olan soğuktan koruma konusunda Reznikov'dan büyük bir darbe yemişti. Şimdi Zelenski'nin açıklamasını bir dinleyelim isterseniz. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як з військовими, так і з суспільством в цілому. Зараз очолити міністерство має Рустем Умеров. Верховна Рада України добре знає цю людину, і пан Умеров не потребує додаткових представлень. Очікую від парламенту підтримки цієї кандидатури. Осінь – час для посилення. Слава Україні! Вирішив провести заміну міністра оборони України. Açıklama yaparken Zelenski'nin moralsiz olduğu da görülüyor. Yani kime güvensem yanlış yaptı dercesine. Ama Rüstem Umerov'dan, Varlık Fonu Başkanı olan Rüstem Umerov'dan da beklentileri var. Turan taktiği gibi bir espri atayım şimdi. Rusları Turan taktiğiyle mi yıkacağız? Ama bir taraftan da bir handikap var. Bu handikap da şu. Özellikle bu handikap Şoygu'nun da Türk olması. Şoygu bir Tuva Türk'ü. Ve Tuva Türk'ü olan Şoygu şu anda Rusya'da Savunma Bakanı. Özellikle Türkiye'nin şu anda bu görüşmelerde tabii ki Şoygu'nun Türk olduğunu bildiğini biliyoruz. Ve Rusya'da da Türk savaş taktiklerini bilen ve bu konuları ezberlemiş bir askeri kanat var. Garasimov'un da anne tarafının veya baba tarafının Türk olduğu yönünde Tatar Türk'ü. Yani Garasimov da bir Tatar Türk'ü deniyor. Ve baktığımızda Ukrayna Savunma Bakanlıkları, Rusya Savunma Bakanlıkları, askeri kanatları hep Türklerin. Yani savaşmak Türk işi derler ya, burada da bu durum kendisini gösteriyor.
Ukrayna tarafı demin de dediğim üzere burada bir değişim, bir hava değişimi istiyor. Yani özellikle Savunma Bakanlığı yönünden bir Türk'ün gelmesi, Türk dünyasıyla, Türk devletleriyle ilişkilerde bir ivme oluşturacak gibi düşündürüyor Ukrayna'yı. Bunu da perspektife ekliyorlar. Ve bakalım bu gelişmeler nasıl olacak? Özellikle Tatarlardan daha çok destek alınan bir kesim olacak. Kiev şimdi yeni savaş konseptleri uyguladı. İnsansız deniz araçlarıyla tüm Karadeniz'deki Rus gemilerini hedef alacaklar. Bu yeni savaş konseptleri. Bir taraftan da kendi füzelerini Ukrayna üretmeye başladı arkadaşlar. Bir taraftan da M155 toplarını üretmeye başladılar. Milimetrik topları. Bunun yanında Ukrayna çeşitli havan topları ve mühimmatları da kendi üretmeye başladı. Yani savaş kötü zaman insana neler yaptırıyor görüyorsunuz. Kötü komşu insanı neler yapmaya zorluyor, hangi şeyleri üretmeye zorluyor biliyorsunuz. Bir taraftan da Rusya kendi planlarını yapmaya devam ediyor. Özellikle savunma sanayileri harıl harıl çalışıyor. Tank üretiyorlar, top üretiyorlar, mühimmat üretiyorlar. Yoğun bir üretim var şu an Rusya'da. Мы сейчас получается 24/7 практически, да. Ну практически или да? Да, может 24/7. 20 часов мы работаем каждый день. Ну не вы персонально, я вообще про камеру спрашиваю, не вас персонально. Стараемся работать круглосуточно, да, не останавливаясь, то есть и в этой экранке, и в другой экранке. Да. Да. Gördüğünüz gibi zırhlı araçlar, tanklar, radar ve elektronik harp araçları birçok silahı alanda üretmeye çalışıyorlar. Modernize mesela Rus tanklarının birçoğu modernize edildi. T-90 tankları çok az sayıda kalmıştı. Birçok tank T-90 tankı derecesini yükseltildi. Özellikle eski tankları modernize ediyorlar. Yeni bir tanktan daha ziyade eski tankları modernize ediyorlar. Bunu da bilelim. T-72 ve T-78 tanklarını modernize ediyor Ruslar. Bakın çocuk yaşta abi. Yani kaç yaşında bu? Meslek Yüksek Okulu da okuyan bir genç yani bu. Gördüğünüz gibi savaşın acı yüzü. Burada kaç yaşında? Evet, kaç yaşında küçük bir çocuk burada savaş imalathanelerinde çalıştırılıyor. Bu da savaşın gerçek yüzü. Mutlu mu? Pek mutlu da gözükmüyor. Gördüğünüz gibi Savunma Bakanlığı da çok rahat cevap veriyor genç. Уважаемые коллеги, как вы знаете, в ходе специальной военной операции на Украине yani, важнейшее... Türk olunca komutan böyle her şeyi düşünüyor. Umarov da bakalım Ukrayna'da ne yapacak? Turan taktiklerini çoğaltacak. Сказать главную роль farklı taktikler yapacak ama komplementarine борьбе, обеспечение наших интересов всем необходимым для ее эффективной... Evet, bu savaşta kaderi Türkler belirleyecek. İnşallah bir dahaki yayında görüşene kadar. Şimdilik hoşça kalın.